Türkiye'de tüketicilerin haklarının korunması konusunda ve enflasyonla mücadelede tek yol elbette işte diğer ekonomik tedbirler ve bu denetimler değil. Bir de tüketicinin kandırılmaması konusu var. Bu konuya da Ticaret Bakanlığı bakıyor. Şimdi indirim kampanyalarını gözaltına almış durumda, masaya yatırmış durumda ve bir kılavuz hazırladı. Bundan böyle etiketlerdeki indirim olması gereken aslında gerçeği yansıtacak. Stokta olmayan indirimli ürünün reklamı yapılmayacak. Son 3 oda gibi aldatmalar da son bulacak. Ticaret Bakanlığı indirim kampanyalarındaki aldatmalar için harekete geçti. Reklamlara düzenleme getirildi, kılavuzlar hazırlandı. Buna göre firmalar indirimli sattıkları ürünleri makul miktarda stoklarında bulunduracak. Stoklarda o ürün yoksa reklamlarını yapamayacak. Yeni düzenleme ile reyon etiketlerine yazan nokta noktaya varan fiyat ibaresi daha büyük puntolarla yazılacak. Tüketicinin ödemesi gereken posta ve teslimat ücretleri de fiyatın üzerine eklenerek satış yapılacak. Ve bir ürünün satış ve indirim reklamında tüm ürünler için geçerli değilse her şey dahil ve tümü gibi ibareler kullanılmayacak. Normal ürünün fiyatına dahil ediyorlar. Aynı oranda ücreti alıyorlar zaten. Çok bir değişiklik olmuyor. Her türlü ödüyoruz aslında kargo ücretini. İndirim dönemleri net bir şekilde yazılacak. İndirim oranları ise malın bir önceki etiket fiyatı üstünden yazılacak. Yani 100 liralık bir ürünün fiyatı önce 50, sonra 40 liraya düştüğünde 40 liralık satış fiyatı 50 liradan düşmüş sayılacak. İndirim oranı buna göre belirlenecek. Otellerin sıklıkla kullandığı son 3 oda gibi propaganda ifadeleri gerçeği yansıtacak. 3'ten daha fazla oda varsa söz konusu tanıtımlara yer verilmeyecek. Herhalde daha mantıklı olur. Vatandaşın parasından cebinden daha fazla para çıkmaz. İyi olacağını düşünüyorum. Bakanlığın hazırladığı kampanya kılavuzunu dikkate almayanlar mevzuata aykırı hareket etmiş sayılacak.